Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 7 Ocak Cumartesi günü İstanbul Yarış Programı ile birlikteyiz. 9 koşu koşulacak İstanbul Veli Efendi'de. 1. koşuyla ile 1. altılı Ganyan başlıyor. Saat 17.15'te. 3 yaşlı İngiliz taylarının şartlı bir koşusu. Ki genel program üzerinde bugün 3 tane şartlı bir koşu var. Adana'da da yine 2 tane şartlı bir koşu var. Birinci koşuda 11 tay mücadele verecek. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Sizlere de keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Burada 5 tay yazdım değerlendirmeme. İlki Frankel Torno, 6 numaralı Lidl Frankel olacak Akın Sözen'le. Ekürü avantajıyla favorim 6 numara. Sonra 2 numaralı Arsiyan, iyi bir kısrağın oğlu ki şu ana kadar 6 yavrusu var hatta 7 yavrusu var koşamayanla birlikte 7'si de erkek bugün için Arsiyanı da e, şanslı görüyorum sonra Hadioğlu Ekirüs'ün tayı 3 numaralı Born Redim. sonra 4 numaralı Danube River hazırlıkları oldukça iyi dereceli işlerle hazırlanıyor Mustafa Çiçek'le 4. tercihime yazdım son olarak da Özcan Yıldırım İdaresi'ndeki bir numaralı Alfa ee, yine sizlere önereceğim. Tay oldu. Sıralamam 6, 2, 3, 4 ve 1. Burada iyi bir yine orijine sahip 8 numara var. Ee, Cracksman temsilcisi. İlk kez Türkiye'de bir temsilcisi koşacak. Bugün için şablonuma yazmadım. Ee, seyretmekle kalacağım bugün. Ee, onu da dikkat çekmek istedim. Ve ikinci koşuya geçelim. İkinci koşu 1500 metre mesafede Handikap 15 koşu. 5 tane e, 3 yaşlı İngiliz Tayı mücadele verecek burada da. Üçünü eşit şanslı olarak görüyorum. İlki 4 numaralı Konalil. Sonra 3 numaralı Anadolu Fatih ve 2 numaralı Gracia Senior. Eşit şans veriyorum. 4, 3 ve 2. 3. koşu ile 7'li plase başlayacak. 1500 metrede şartlı 5 koşu. 5 ve yukarı yaşlı Arap atları mücadele verecek burada. Önceliğim 2 numaralı Duman olacak. Son yarışını kazanıp moral buldu. Yine sonlardaki çok etkili ile yarışa kazanmaya çok yakın. Rakip olarak önereceğim at 5 numaralı Sülümbike. O da 102 handikapa ulaşmış Kaisbert temsilcisi. Son olarak da sürpriz yapmasını beklediğim atta 1 numaralı Alev Kıran oldu. Dolayısıyla sıralamamda 2, 5 ve 1, 3. koşuda. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağı dördüncü koşuda da bölünen şartlı birin diğer ayağı 11 tay ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 4 tayı yazdım şablonuma. Öncelikle Görkem Özçelik İdaresi'ndeki 9 numaralı Liberty for All Selçuk San Ekürüsü'nün safkanı. Genelde kısa mesafeli galoplarla hazırlanıyor ama galop dereceleri çok harika. Önceliğim 9 numara oldu. Sonra 3 numaralı Kastilogya Halis Karataş'la ikinci tercihime yazdım. 8 numaralı Kalimdor temsilcisi Kalimnos e, muhtemelen sürpriz çıkacağını düşünüyorum. Sürprizleri öneriyorum. Yine sürprizleri önereceğim bir diğer tayda 4 numaralı Efsane Can olacak Ali Yıldız dairesinde. Sıralamamda 9 3 8 ve 4 oldu. 4 4. koşu için arkadaşlar. 5. koşuda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metrede koşacak handikap 15 koşu. Burada da 4 atı yazdım şablonuma. İlki 63 kilo da olsa 1 numaralı Bikat oldu. Akın Sözen'le. Sonra 5 numaralı Silistre şu ana kadar oldukça iyi bir performans sergiledi. Son 2 yarışı sentetik pistte ikincilik ve birinciliklerle tamamladı. Bugün için de kazanmaya yakın. 7 numaralı Chime Özcan Yıldırım'la 3. tercihime yazdım. Son olarak da sürprizler önereceğim. Safkan 9 numaralı Mehmet May Havk olacak. İyi bir star çıkışı yapması halinde buranın sürprizini yapabilir Berkan Çığla'yla. Aman dikkat diyorum. Sıralamam 1-5-7 ve 9 oldu 5. koşuda. Altıncı koşuyla birinci altılı Ganyan sona erecek kısa vade altı nimet ülken adına düzenlenmiş kupalı koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 1300 metrede kupa için koşacak 5 tay. Tek olarak önereceğim safkında çok iyi bir orijine sahip 3 numaralı Tail of the West olacak Mustafa Çiçek idaresindeki 3 numara. şu ana kadar beklentilerin altında koştu bana göre. Yani baktığımızda koltu Victory ile öz kardeş Kuloğlu ile anneden kardeş şahane bir orijini var. 4 koşusunda Çin pistte koştu. İdman görüntüsü olmasa da hazırlıklarını Bursa'da sürdürüyor ki son hazırlığı da 5 Ocak'ta 600 metreyi 37.50 son 448.80 rahat oldu. Daha önce de 11 Aralık'taki hazırlığı da 1200'ü 1.16.40 1000 metresi 1.02.80 son 400'de 23.70 oldu rahat yine. Hazırlıkları oldukça iyi. Bugün için bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. 3 numaralı Tale of the West için tek diyorum. 7. koşuda 4 yukarıya yukarı işte yaşlı Arap 2200 metrede koşacak. Yine kısa vade 6 bir koşu ve oldukça da zor sık sık birbirlerini geçmiş e, safkanlar birbirine yakın performansları var. Üçünü yazdım şablonuma. İlki 5 e, numaralı Yavuz Reis, Deniz Yıldız'la Sonra 4 numaralı Ulu Batur, Saadetdin ile ve son olarak da 1 numaralı Mübariz Halis Karataş'la eşit şanslı gördüğüm atlar 5 4 1. 8. koşuya geldiğimizde bölünen şartlı 1'in son ayağı 11 e, tay ilk kez sahaya çıkacak 1400 metre sentetikte e, hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 6 ve 10 numaralı taylarda da eküro olarak yarışa katılacak. 3 e, tayı yazdım e, şablonuma ama özellikle Ali Karataş tarihindeki 2 numaralı Endless Time yani kazanmaya çok yakın e, Aygır'ın ikinci e, temsilcisi koşacak ki diğeri de yine Kurtel e, Safka'nın Agent Final e, bugün için iki numaralı Endless Time'ı dediğim gibi rakiplerinden yarım boy e, önde tutuyorum yine de ilk kez sağa çıkacaklar yani yanına rakip yazdım bunların ilki e, hazırlıkları çok iyi derecelerle hazırlanan 800 numaralı Narjina ve diğeri de 5 e, numaralı Munjari Elsam olacak ki The Twirling Isan Aygır'a baktığımızda ilk kez Türkiye'de bir temsilcisi koşacak. Tolga Yıldız da sürpriz yapabilir. Sıralamam 2, 8 ve 5 oldu 8. koşu için. İstanbul'da 9. ve son koşu akşam 9.30'da başlayacak. 4 yaşlı Arap atlarının 1500 metredeki handikap 14 koşusu 8 atın mücadelesi olacak. Önceliği Mustafa Çiçek idaresindeki bir numaralı Akkobak oldu. 60 kilo dezavantajı olsa da rakiplerinden e, önde tutuyorum. Favorim 1. Sonra 3 numaralı Özar'ın Görkem Özçelik'le ve son olarak da son yarışını e, kazanan 4 numaralı Umberto yine kazanabilir. E, sıralamamda 1, 3 ve 4 oldu arkadaşlar. Tahminlerimde bittim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.